Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili yengeç burçları. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün Ağustos aylık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden her birinize güzel bir Ağustos ayı dilerim. Şifasıyla, bolluğu ve bereketiyle gelsin diyorum. Şöyle bir bakalım. Ay size harika bir şey göstereceğim. Şimdi daha doğrusu şuradan bir başlayayım. Bakın şu kısımdaki seti gördünüz mü? Bu arkadaşlar geçmiş kısmı. Geçmişte size bir şeyler engel olduğu için, size, ailenize bir şeyler engel olduğu için şu tepede, şu kısım tepedeydi ya. Bunun gelişini daha doğrusu bakın arkadaşlar bu yolu çoktan hazırlanmış olan bakın U gibi olmuş inanılmaz bir şey. U gibi olmuş. Size çoktan gelmesi gereken aşk, size çoktan gelmesi gereken, size ailenize çoktan gelmesi gereken paralar, cevaplar, çoktan zaten hani başlayıp da maaşını almanız gereken işler, size ödenmeyen paralar. Yani ödeme süresi çoktan geçmiştir. Hani borç vermişsinizdir, alamamışsınızdır hala. Bu şekildeki paralar Tabii ki bunun içerisinde ilahi adalet de giriyor. Size biri bir şey mi söyledi ve siz bu bana söylediklerini senin yanına kalmayacak ilahi adalet tecelli edecek. Ben de bunu göreceğim yani sana öyle ya da böyle bir şey olacak. Ben de bunu göreceğim yani ilahi adalette. Dediyseniz ve bunu hala göremediyseniz karşı tarafa da hiçbir şey olmadıysa bu ay bir şeyleri görebilirsiniz. Çünkü kim ne söylediyse bunu alacağı bir dönem. Aynı şekilde siz aşk mı verdiniz? Aşk alırsınız. Para mı verdiniz? Para alırsınız. Emek mi verdiniz? Emeklerinizin karşılığını verdiğiniz kadarıyla alırsınız. Yani ektiğinizi biçme dönemi diyebilirim. Aslında sevgili yengeç burçları bu sizler için büyük büyük değişimleri de beraberinde getiriyor. Çünkü sizin bakımlarınızda sürekli bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ya engel oluyor. Engel olmasa bile olmuyor. Bir şey oluyor yani. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor ve beklediğiniz etki aslında hayattan, işten, güçten alamayabiliyorsunuz. Aşk hayatınızda da aynı şekilde. Yani daha çok istiyorum diyorsunuz ama alamadığınız durumlar oluyor. Bu görüyorsunuz bakın bir şey çıkmış yola. Cık, misler gibi yolunda geliyor. Açık söylemek gerekirse yolu uzun. Yolu uzun. Hani bugün istedim yarın gel değil. Ağustos ayı komple bununla ilgili bir süreciniz olabilir. Ki Ağustos ayından sonrayı da arkadaşlar açık söylemek gerekirse kapsayabilir. Böyle uzun dönemli bir olay sizleri bekliyor. Yalnız sadece sizi olaylar beklemiyor. Bu güzelliğin etrafında bir o kadar da insan kalabalığı ve laf kalabalığı birazcık fazla. Kilolu biri var. Açık söyleyeyim. Yani kilolu biri var. Bu kişiden birazcık uzak durmanız kıymetli olacaktır. Para geliyorsa parayı kendine isteyebilir. Senden çok benim ihtiyacım var, bana ver diyebilir. Bu bir işse ya sen çalışacaksın işte şimdi yarısını bize bırak. Şu kadarını bize bırak, sana işte şu kadar yeter gibi bazı konuşmalar olabilir. Evleniyorsanız bile sizin evliliğinizde çocuk olacaksa çocuğun üzerinde kendisinin daha bilgili olduğunu ifade ederek çocuğun üzerinde bile bir hak sağlamaya çalışabilir. Bu illaki akrabalardan aile büyüklerinden olmasına falan gerek yok. Bu akraba dışı insanlar da olabilir. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda çok fazla sağlık olaylarını ben söylemeyi tercih etmiyorum. Ama gördüğüm zaman ki ben görmeme rağmen bazen söyleme taraftarı olmuyorum. Çünkü yorumlar niye sağlık işlerini söylüyorsun deniyor. Söylemediğim zaman niye söylemiyorsun deniyor. Yani söyleyeyim. Arkadaşlar karaciğer kısımlarında ve mide kısımlarında çok fazla karın değil bakın mide kısımlarında beyaz bir yılan var. O yüzden bu alanlara Batın deniyor ya şuradan şu alana kadarki yer, oralara genel olarak dikkat etmeniz, kıymetli bilmediğiniz şeyleri yemeyin. Acıya alerjiniz mi var, yememeye gayret edin. a yiyeceğim, tadı çok güzel derseniz rahatsız olabilirsiniz, o yüzden dikkat etmekte fayda var. Burada bir hayaliniz var arkadaşlar, bakın deniz kızı gibi olmuş görüyor musunuz? Ama bu deniz kızlarını biz zayıf görürüz. Zayıf olduğu zaman hayaldir, kilolu olduğu zaman gerçekleşmeye çok yakın olan boş olmayan aslında hayallerdir. Bu dönemde ki Ağustos ayından önce de olabilir. Birileri size tamam yapalım edelim söz demiştir. İşte seni seviyorum deyip sonra hayır ben seni sevmiyorum nefret ediyorum demiş olabilir. Verdikleri sözleri tutmamış olabilirler. İyilik yapmışsınızdır karşılık beklememişsinizdir. Bir de üstüne nankörlük görmüş olabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi hem ilahi adalet olduğu için hem de herkes ektiğini biçeceği için bu dönemde birincisi eğer birisiyle bir niyet kurduysanız karşı taraf sizi yarım bıraktıysa geri dönüp bu işi tamamlayabilir. Ha, siz devam etmek istersiniz istemezsiniz orası size kalmış. Kişi diyebilir ki biz aşk yaşıyoruz seninle bu yarım kaldı gel bunu tamamlayalım. İşte ben senin evini satın alacaktım. E işte o an yarım kaldı bir şeyler oldu. Ben e, geldim kapora veriyorum. İşte ben bu evi şu saatte şu zaman zaman alacağım diyebilir. Bakın yarım kalan işlerini tamamlamak için bazı insanlar bu dönemde hayatınıza gelebilir. Aynı şekilde olaylarda. Diyelim bir şeye ilginiz vardı. Yarım bıraktınız, köşeye attınız. Bu dönemde bununla tekrar ilgilenebilirsiniz. Çok zamanınız olduğundan dolayı değil, isteyebilirsiniz ya da dediğim gibi başkaları sizinle yarım kalan işleri Para ödemelerini bakın geri dönüş alıyorsunuz gördünüz mü o U harfini zaten anlatmıştım. Gerçekten büyük geri dönüş alma dönemleri. Derseniz hani hapınar hayatıma U, Ü harfli birisi girebilir mi? Girebilir ama oradan değil bakın çok büyük göründüğünün farkındayım. Şu alandan gelir evinde çok dibinde görünüyor. Evin dibinde görünen U, Ü harfli insanlar haneye girer. Akraba mı? Misafir olarak girer. Arkadaş mı? Tanıdık olarak işte tanıdığım deyip aileye o, o kişi anlatabilirsiniz. Aşk hayatınıza gelebilirler. İş hayatında olacağınız kurumda UÜ harfleri olabilir. Yani ismine baktığınızda UÜ harfleri sizleri bu süreçte yine karşılayabilir. Dediğim gibi UÜ harfleri sizler için önemli insan olarak da önemli, kişi olarak önemli. Mesela Venüs meleği Ü harfi var. Sizler için çok çok önemli. Değil mi? Böyle güzelliklerle, böyle iyi insanlarla, iş yapacağınız, size artı getirecek kurumlarla karşılaşmanız söz konusu. Şimdi devam ettiğimde sevgili arkadaşlar şuraya bakıyorum. Bakın kafa kafaya vermişsiniz, biriyle düşünüyorsunuz. Yalnız kafa kafaya verip düşündüğünüz kişiyle iki taraftan birinde şöyle bir şey var. Bu kişi altta görünen bir şey var. Yani parası vardır ama ah evet benim de param yok. Ben de senin gibiyim diyebilir. Aynı zamanda bu kişi ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum der ama alttan alttan size çok açık söyleyeceğim. Böyle büyük göründüğü için derin, iyi anlamda söylüyorum tamam. Derin hisler bağlayabilir ve aranızdaki bakın kırıklık, aranızdaki açıklıklar, soğukluklar bu dönemde kapanıyor. Aynı zamanda sizin arkanıza baktığımda da açık söylemek gerekirse sizi de çok farklı şekillerde yönlendirip sözde desteklediğini söyleyen insanlar olabilir. Şöyle ki hemen söyleyeyim. Ee, karşınızdaki kişiyle düşünün ki bir empati yapıyorsunuz Ağustos sayında. Siz üzülmüyorsunuzdur, üzüldüm diyorsunuzdur. Karşı tarafta üzülmesine rağmen, sizi çok çok aramasına rağmen yo ben de üzülmedim diyebilir. Bu bir. İkincisi, bu aileyle ilgili olabilir. Size güveniyorum evetler sizinle böyle bir baş başa verip düşünür. Sanki gerçekleştirmenize izin verecekler gibi. Ama alttan alta ya yok sen hiçbir şey yapamazsın. Zaten de neyse hadi söyle yani ne istiyorsun hadi olur ya olmaz ya yani sen gene söyle diyebilirler. Bir kişi duygularını gizliyor. Bir kişi de arkadaşlarından aldığı aklı ya da diğer insanlardan aldığı aklı uygulamaya çalışıyor. O yüzden baş başa verilmesine rağmen Evet biraz soğukluklar kapanabilir ama arada yine bir soğukluk var. Eskisi kadar olmasa da var. Hani eşler arası düşünebilirsiniz. Bir kişi ailesi dolduruyor, bir kişi arkadaşları dolduruyor. Onun gibi bir şey. Burada bir ayna var. Ayna varsa hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiğini, sizi daha önceden üzen insanlara bu dönemde şans vermemeniz gerektiğini ve bir şey anlatacaksanız, bir şey konuşacaksanız mümkün olduğunca gerçek olmasına dikkat etmeniz kıymetlidir. Emin olmadığınız bir şey varsa konuşmayın. Açık söylüyorum. Konuşmayın çünkü size geri dönebilir. Aynanın varlığından dolayı. Aynı zamanda bir aynalama tekniği söz konusudur. Sizin verdiğiniz size çok hızlı yansır. Nasıl? Aynada döndüğünüz anda o sizden 2-5 saniye sonra dönmüyor. Saniyesinde hemen etki alıyorsunuz. Hemen sizinle hareket ediyor. Siz ağlarken o gülmüyor. Siz gülerken ağlamıyor. Ne varsa aynısının size gösterir. Dikkat çarpıtabilir. Kötü olanı belki daha kötü gösterebilir iyi olanı daha iyi göstererek ufak bir boyama yapabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi aslında sevgili yengeç burçları bir şeyleri yaparken insanlar geliyor, gidiyor, ediyor. Çok güzel şeyler hayatınıza gelirken bu dönemde insanlara kime güveneceğim ben? para var. Parayı nereye harcayacağım? Tutayım mı? Alayım mı? Yapayım mı? Ne yapayım? Bilemiyorum. Belki finansal durumlarınızda böyle bir bilememe, harekete geçememe durumu olabilir. Ve dediğim gibi aynı olduğundan dolayı eğer bugün bir konuda bilmeden bir şey söylerseniz ertesi gün sizi yanlış bilgilendirirler. Hemen yani çok hızlı etkisini alırsınız. Ve bu özellikle de bir kağıt konusunda bir sohbet, bir mesajlaşma dediğim gibi kağıt işte olacaktır yerine olmayacaktır diye diyelim aile bireylerine okudunuz. Onlar da aa, a, bir şeyler söyledi. Bu sefer siz ne oldu? Yanlış bilgilendirmiş oldunuz. O yüzden okuduğunuz her şeye çok çok dikkat etmeniz önemli. Sizler adına bu arada fincanınız çok fazla farkındaysanız büyük ve parçalı görünüyor. Bu da buraya gidiyorum bu işi hallediyorum. Buraya gidiyorum bu işi hallediyorum gibi hayatınızı hani bir arada topluca yaşamıyorsunuz. Bölük pörçük yaşadığınızı salona gidiyorsunuz, çok çok mutlusunuz, odanıza gidiyorsunuz, e, ağlıyorsunuz. Yani böyle çok karmaşık duygular içerisinde olduğunuzu ifade ediyor. Bu arada bu Ağustos ayı için ne? kendinizin şu anda birazcık kafanızın karışık olduğunu da ifade eder. Ve burada da zaten hani ikili ilişkilerin çok çok kıymetli olduğunu, bunların da dediğim gibi zaten bakın ayna burada, kağıt burada ve bu aynalama tekniğini bir şey söylüyorsanız anda etki alacağınız, iyi söylüyorsanız iyi alırsınız, kötü söylüyorsanız kötü alırsınız ve kat kat fazlasıyla size geri döner. Onu söyleyeyim. Ve bunu kağıt alanında yaşarsınız. Güzel dostluklarda var. Yani destekleyenleriniz de var. O yüzden dedim ya dost kim, düşman kim? çok ayırt edemeyebilirsiniz. Bu önemli ama çok fazla düşman olacak biri yok. Sadece bir iki kişi. Bakın gördünüz mü? Ay dur yanlış tarafı söylüyorum. Hah bir kişi. Yani bir iki kişi işte bir kişi. Ha, diğeri de burada. Bu yeni birisi bu arada. Yeni tanışılmış bir insan. Başta iyi gibisiniz. Hemen muhabbetiniz kesiliyor burayla. Ve daha sonrasında bu kişi boy olarak kısa. Kadın erkek fark etmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim onun için. Ama kısa boylu. Bir kişi e, zayıf olduğuna bakmayın. Kilolu bir kişi. Nereden anladın kilolu olduğunu? Kilo olduğu zaman ayak kısımları genelde şiş görünür. Gövde böyle ince görünüyor. Bu arada kendiniz bakarsanız diye bu kadar detaya giriyorum. Ki anlayabilinsin diye. Bu kadar kişinin vücudu zayıf göründüğü zaman özür dileyerek söylüyorum. Karakteristik olarak zayıfladığını hatta e, genelde şey deniyor hasetinden zayıflamış. İşte biraz bu anlam var ama kişi kilolu. Onu söyleyeyim. Yani çok da zayıf birisi değil. Şimdi arkadaşlar bir para kaybettiniz mi? Bu para kaybı daha doğrusu şöyle. Ah keşke o parayı oraya vermeseydim gibi. İşte ben gittim buradan kargo aldım iade ettim. Aa 10 günde anca bana gelecek gibi. Bir para kaybı durumu oldu mu? Henüz olmadıysa Ağustos ayının ortasına kadar bir şeye bir para vermenizden dolayı ya da gereken yere gereken zamanda gereken parayı vermediğinizden dolayı e, ufak bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Burada bir deveniz var. Hemen göstermek istiyorum. Şurada. Bakın. Çok kamerada görünmüyor ama bu bir deve boyun. Devenin kafa, devenin boyunu. Bakın e, bu çok zayıf görünüyor. Size gelmesi gereken bir miras, evlilik ya da taşınma olayı var. Ama çok arkadaşlar hani şöyle değil yani şöyle değil böyle kafanızın tepesinden dolaşıp da geliyor. Sizi çok çok zorlayacak bir de olay yani onu da söyleyeyim. Çok belki hafif bir şekilde gündeminize ancak girer. Onu da söylemek isterim. Şimdi burada ben niyetinize baktığımda önce dış kısımdan şu taraftan okuyor. Bu taraf arkadaşlar sizin kendiniz için bir şeylerseniz sonradan. Hani aile, aile bireylerinin içerisine giriyorlar Genellikle bu Gizli aşk yaşıyorsanız, yani çok aileye söylemediyseniz sonradan aile dahil olur bunlar. Diyelim maaş alıyorsunuz, işe girdiniz. Önce kendiniz için çalışıp kazanırsınız. Geleceğinizi garanti almak adına daha sonrasında aile bireylerine bir katkınız olur. Yani bu tarz bir olayın varlığını anlatıyor. Böyle bir niyetiniz görünüyor. Önce kendim sonra diğer insanlar dediğiniz bir niyet. Valla gayet de güzel aktı bu arada. seller sular gibi oldu. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.